Yaşlı kadının başına öyle bir olay geldi ki bu devirde artık kimseye güven kalmadı dedirtti. İki kadın yardım bahanesiyle yaklaştıkları Gülcemay teyzeyi az kalsın kendi evinin önünde bir bilezik için öldürüyor. Arkamdan beri kapıyı açıyorum ya, anahtarda elim. Sıkıştırdılar beni. Dedim gittim herhalde dedim. Titremeye başladım. Kendimi kaybetmişim oradan. Korkuyorum. Hala yaşadıklarının şokunda. Çünkü ölümün eşiğinden döndü. Hiç tanımadığı iki kadın pazar arabanı taşıyalım dedi. Gülcemal teyzeyi kapısının önünde gasp etti. Yaşlı kadının kafasına vurup bayıltan hırsızlar bileziğini çalıp kaçtı. Şöylece yine beni aldılar böyle. Yeleğimi atmışım ben sırtımdan. Daha hatırlamıyorum. Bir şey. Gülcemal teyze 70 yaşındaydı. Eşiyle beraber yaşıyor. Geçtiğimiz gün alışveriş yapmak için Osmaniye'de pazara gitti. Alışverişini yaptı. Pazar arabasına eşyaları doldurdu ve eve doğru hareket etti. O esnada yanına iki kadın geldi ve ona yardım etmek istediğini söyledi. Tam kaldırıma çıktım dönerken arabaya sarıldı elimde, aldılar arabayı. Almak istedi. Dedim bırak yavrum dedim, ben götürürüm, her zamanki işim dedim böyle hani. Pazar arabasını ısrarla geri vermeyen iki kadın Gülcemal teyzenin evinin önüne kadar geldi. Ben dedi Kur'an okuyacağım da dedi davetlileri çağırdım dedi böyle yine. Hayırlı olsun canım dedim, he hayırlı olsun dedim. Yaşlı kadın yanındakilerin gaspçı olabileceğine ihtimal vermiyordu. Apartman kapısında kendi yollarına gideceğini sanıyordu ama... Geldim yola devam ettim. Hiç aklıma bir şey gelmiyor. Hani böyle uyanamıyorum yani. Umuyorum ki... Gülcemal teyzeye yardım etmek isteyen kişiler aslında birer hırsızdı ve amaçları da Gülcemal teyzenin evine girmek ve ziynet eşyalarını çalmaktı. Kapının önüne geldi, yukarı çıkmak istediklerini söyledi. Ancak Gülcemal teyze onlardan şüphelendiği için onları yukarı almadı. Bunun üzerine o kadınlardan biri sert bir cisimle ona vurdu. Gülcemal teyze bayıldı ve olduğu yerde yere yığıldı. Burada yattım, oraya kalmışım orada zaten. Düşmedim. Buradan bileziği çıkardık, ne mi yaptılar, ne yaptılar bilmiyorum. Buradaydı bak bileziğim. Çektiler mi, kırdılar mı, hatırlamıyorum. Diyabet ve kalp hastası Gülcemal teyze kendine gelir gelmez komşularından yardım istedi. Kolundaki bileziğinin olmadığını da ancak dakikalar sonra fark etti. Olay anını hatırlamıyor ama gaspçıların eşkali gözünün önünden gitmiyor. Birisi uzun yüzlü, şöyle hafif toparlak, birisi yine esmer uzun, kendi boyu uzun, boy partisesi vardı ayağında. Birinin de buraya kadar tuniği vardı, altı aşırtmanıdı. Polis her yerde kimliklerini belirlediği iki kadın...